yaşananları, bugünü özet... Bitirdim. Ama şunu söylemeden bitirmeyeceğim. Varsın yürekleri taşlaşmış olanlar, daha önce yaptıkları gibi yine kızsın sözlerime. Ben ülkemin cumhurbaşkanına, başbakanına, iktidar ve ana muhalefet partilerine, tüm siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyorum. Bu sessiz çığlığı duyalım. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere bu sorunları yarından tezi yok, el birliğiyle giderelim. Sözlerimi bitirirken, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun cumhurbaşkanını seçtiği... Kızmayın Sayın Başbakanım. Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim, edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun... Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıldığını haberin var mı? 76 milyonun cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum. Ve bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Efendim, yasal hakkımız vardır. Sayın Başbakan, bir cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi anayasaya uygundur. Vallahi diyor.